Yaban TV'nin değerli izleyicileri, Avcılıkta Detay programının bir yenisinde daha beraberiz. Bu programımızda askılı askısız tüfek avda, av sırasında veya ava giderken nasıl taşınır? Bunlar otomatik silahlarımız veya yarı otomatik dediğimiz tüfeklerimizle çifteler ve süperpozeler nasıl doldurulur, nasıl boşaltılır insan içerisinde? Bunları biraz inceleyelim istedim. Aslında bunlar hepimizin bildiği detaylar, fakat kazaların çoğu insanların kendisine aşırı güvenden veya çok iyi bildikleri konudan ötürü meydana gelir. Dolayısıyla kazalara sebebiyet vermemek adına bunları tekrarlamakta fayda var. Hepimizin zaman zaman yaptığı yanlışlar var. Bunları hatırlamakta fayda var. Hasan Eren arkadaşımız da bizimle beraber. O da bize bazı konularda yardımcı olacak. Şimdiden kendisine teşekkür ediyoruz. Avda gerçekten emniyet her şeyin önünde olmak zorunda. Çünkü kullandığımız ateşli silah, bu ateşli silahın ölüm etkisini av üzerinde zaten biliyoruz. İnsan üzerinde de ölüm etkisi yapacağını hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Ve yanımızdaki, çevremizdeki insanları koruyacak, kollayacak şekilde avda hareket etmemiz lazım. Bu birinci kuralı avda tabii ki silahı taşırken, silah taşıyanların çevresinde insan olduğu bilinciyle ancak güçlenebilir. Bu bilinci hiç aklımızdan çıkarmayacağız ve bu bilinçle hareket edeceğiz. 2007-2008 sezonunu, av sezonunu bitirdik. Umarız ki bütün avcı arkadaşlarımız kazasız belasız güzel bir şekilde bitirmişlerdir. Ama yıl içerisinde biz duyduk tabii sağdan soldan yaralanmalar, hatta daha kötü kazalar, silah yüzünden meydana gelen. Bunların önümüzdeki sene daha da azalması dileğiyle, yok olması dileğiyle diyoruz ama yok olması için birçok şeye dikkat etmemiz lazım. Bu konulardan bir tanesi de işte silah taşımak. Bu silahın hangi şartlarda nasıl taşınacağını bilmek ve bilmemize rağmen uygulamadığımız kuralları hatırlayıp bunları uygulamak. Bir konu daha var, çok önemli. 2007-2008 sezonunu, av sezonunu bitirdik ama Trakya'da kuş gribi nedeniyle Şubat ayından itibaren Tarım İl Müdürlüğü avı yasaklamıştır. Tabii sezon bitti, dolayısıyla avcılar pek farkında değil bunun ama özel avlaklarda, genel avlaklarda ve diğer avlaklarda yapılacak bütün avlar kapatılmıştır Mayıs ayına kadar. Mayıs ayında büyük ihtimalle tekrar açacaklardır. Kuş gribine bütün avcıların dikkat edeceğini, bütün avcıların önem vereceğini tahmin ediyorum. Görecekleri en ufak olaylarda Tarım İl Müdürlüklerine ve Orman Bakanlığı yetkililerine yardımcı olmalarını diliyorum. Değerli izleyiciler, özellikle süperpoze, Hasan arkadaşımda bulunan çifte gibi tüfekleri otomatiği de birazdan göstereceğim. Doldururken çok önemli. Karşınızdaki insanlar veya hayvanlar bunun içinde fişek var mı yok mu bilmiyor. Dolayısıyla siz mutlaka ve mutlaka tüfeğin namlusu yukarı gelecek şekilde veya tüfeğin namlusu aşağı gelecek şekilde dikkat ederseniz son derece nazik bir şekilde açmamız lazım. Boş ya da dolu karşımızdaki insanlar ya da hayvanlar bilmiyor. Çoğunlukla biz de kendimize güvendiğimiz için direkt açarız. Aslında namlu mutlaka yukarıya ya da aşağıya bakmalı. Size doldurma ve kapatmayı tabii bütün avcı arkadaşlarımız biliyor. Gencinden yaşlısına. Ama çok önemli kuralları bildiğimiz için zaten ihlal ediyoruz. Kırmızı ışıkta geçmek gibi. Kapatırken mutlaka namlu mutlaka yeri göstermeli ve nazik bir şekilde kapatılmalı.
bu av heyecanıyla koşturarak, sağa sola giderek bunlar yapılmamalı. Açılırken dediğim gibi namlu yeri veya havayı göstermeli. Havaya karşı dolduramayacağımız için yukarı doğru mutlaka yeri göstermeli. Kapatırken tekrarlıyorum. Etrafımızda koşturan hayvan olabilir, insan olabilir. Biz koşturuyor olabiliriz. Mutlaka durup nazik bir şekilde kapatmamız lazım. Bir şeyimizi boşalttık. Boş olmasını biz biliyoruz. Gene etrafımız bilmiyor. Dolayısıyla kapatırken gene yere karşı kapatıp ve mutlaka ve mutlaka eğer kendimize daha sonra bir aksilik çıksın istemiyorsak mutlaka tetiğinde düşürmeliyiz. Bu ikinci bir emniyettir. Unutmayın bunu. Hasan arkadaşımdan ben çifteyi alayım. Bakın bir askılı çifte. Gene aynı şey geçerli. Doldururken ya yukarıya, açarken açacağım bu silahımı. Böyle açmalıyım. Kapayacağım böyle ya da yerde böyle kapamalıyım. Tekrarlıyorum, doldururken %100 insan ve etrafımızdaki canlı emniyeti açısından koşturarak değil, sabit bir yerde durup ve etrafımızı kollayarak yavaş bir şekilde kapatmamız lazım. Açtık, gene aynı şekilde. Şimdi sizlere bir de otomatik silah nasıl doldurulur, boşaltılır onu göstermek istiyorum. Gerçekten en çok kazaların çıktığı yarı otomatik dediğimiz bu silahlardır. Her ne kadar emniyetli de görünse, insanların kendine aşırı güvenden yaptıkları, mekanizmayı geri çekip şu şekilde namluya direkt sürülen fişekler kazaya direkt sebeptir. Bunu size örneğiyle göstereceğim. En güzel yöntem mutlaka ve mutlaka mekanizmayı çektik. Namlunun ağzına verdiğimiz zaman fişek yatağına bir elimiz mekanizmanın kolunda, bir elimiz mekanizmayı boşaltan mekanik aksanda bırakırken yavaş bir şekilde bırakmamız ve namlunun mutlaka yeri göstermesi. Bu %100 kazayı engelleyecektir. En çok kazalara sebep olan silah türüdür. Çok dikkat etmemiz lazım. Boşaltırken de gene dikkatli bir şekilde geri çekip fişeği düşünmeden önce fişeğin hazneden uzaklaşmasını sağlamamız lazım. Daha sonra da tabii ki namlunun içini iyice kontrol edip tetik düşürmemiz lazım. Otomatik silahları kesinlikle ve kesinlikle tetik kurulu bırakmamamız lazım. Seyirciler, size işte otomatik silahla meydana gelmiş basit bir kazayı göstereceğim. Silahın da ne hale geldiğini göstereceğim. Sahibim arkadaşımdan rica ediyorum. Kamerayla biraz zoom yaparsan. Dikkat ederseniz ben de yaklaşayım kameraya. Bakın, namlu yatağına daha girmeden patlamış bir mermi. Umarım görünüyordur. Ve mekanizma dikkat edin geri dönmüş. El kundağının halini görürseniz çatlamış bir durumda, her yeri parçalanmış bir durumda. Bu mekanizma fişek yatağı buradayken fişek, mekanizma çok hızlı bir şekilde giderken tetiği düşürdüğü için meydana gelmiştir. Tabii tetiği düşürdüğü için namlu yatağının içine tam girmeden fişek patlamış. Bu çok önemli bir kaza sebebi. Eğer bu namlu dikkat etmez, karşıda herhangi bir yeri gösteriyorsa, ki birçok köylü arkadaşımız ya da avcı arkadaşımız ben görmüşümdür, buraya fişeği koyduktan sonra hava atmak için ve şırak diye sesini duymak için onu çok hızlı bir şekilde bırakır. Karşıda ne olduğuna bile dikkat etmez.
Çünkü çok güvenir bu silaha. İnsana göre elmemiz lazım, silaha değil. Bunları insan yapıyor. Dolayısıyla hataya açık, her türlü kazaya açık insan yapımı aletler kırılabilir, arıza yapabilir. Bunu her zaman düşünmemiz lazım. Arkadaşlar, değerli abilerim ve avcı kardeşlerim, iki tip tüfek taşıma yöntemimiz var çoğunlukla. Köyde, kasabada uzun yürüyüşler yapan arkadaşlar, biz biliyoruz ki çoğunlukla askılı tüfek kullanıyorlar. Hasan arkadaşım da olduğu gibi. Veya bizim gibi daha çok uçar avına meraklılar askısız tüfek kullanmayı, gerek hafifliği ve askının da bize engel olmaması için askısız tüfek kullanmayı tercih ediyoruz. Askılı ve askısız tüfekleri kullanırken, taşırken dikkat etmemiz gereken kurallar olmalı bana göre. Askılı tüfekle ilgili kuralları Hasan arkadaşım göstersin. Hasan Bey, nasıl taşırsın askılı tüfeği? Askılı tüfeği... Boş veya dolu. Boş veya dolu. Genelde bu şekil. Yani namlu aşağı. Evet. Kırık mı tüfeğiniz? Kırık. Kırık tüfeğiniz. Peki, evet. Namlu yukarı doğru olursa? Namlu yukarı doğru olursa şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Şimdi görüldüğü gibi Hasan arkadaşım bunu çok güzel gösteriyor. Mutlaka tüfeğin kırık olması gerekmiyor ama karşımızdaki insanların bunu anlayabilmesi, tüfeğin içinin boş olduğunu göstermek açısından hava giderken veya gelirken veya grup içerisinde hakikaten Hasan arkadaşımın gösterdiği şekilde taşımak çok güzel ve çok şekilli bir davranış. Ama ikinci bir şey, eğer tüfek dolu ise bu şekilde taşıyarak %100 kazaya engellemiş oluruz. Yani kapalıysa da, tüfeğimiz kapalıysa da, namlu yukarıyı ya da aşağıyı gösteriyorsa kazayı %100 engellemiş oluruz. Taşınmaması gereken yöntemleri bir gösterebilir misin? Hasan Bey, yani çünkü tüfek bence şöyle taşınmamalı, kesinlikle taşınmamalı diyebileceğimiz, direkt kapalı. Evet, şimdi bu tüfeğe bu şekil taşınmaması, bu şekil kesinlikle taşınmaz. Ya insan içerisindesiniz, evet. Bu şekilde taşımamak lazım. Veya boşu daha iyi, yani insanın üzerine tutulmaz. Peki. Evet. Peki bir de asıp, yani böyle hani ön namlu önü gösterir şekilde bir asar mısın? Ben çok görüyorum arkadaşlardan. Şimdi şu şekil. Bu şekil taşınma. Şimdi ormanda bekle. Yani şu daha çok hani arkadaşlar destek, evet, alır ya şöyle. Ben rica ederim. Ben çok görüyorum çünkü. Farkına varmadan. Birçok arkadaşım çulluk avında bile tüfeğini böyle taşıyor. Bakar mısınız? Yani bu şekilde nasıl taşıyabilirsiniz bunu? Boş ya da dolu. İnanılır gibi değil. Böyle. Bu nedir? Nereye dönüyor? Kime bakıyor bu namlu? İçi dolu mu? Boş mu? Bu nasıl olacak? Birincisi bu. İkincisi, namluyu kendisi görmüyor ya arkadaşım, sevgili arkadaşım. Zannediyor ki etraf emniyette. Nereye dönüyor belli değil. Bakın, birçok kazalar bu sebeple çıkıyor. Evet, görüyorum arkadaşlarımı. Bakın şöyle. Kollarını dinlendiriyor arkadaşım. Ama etrafındaki arkadaşların aklını, beynini, kafasını, kolunu, bacağını hiçbir şekilde düşünmüyor. Veya etraftaki insanları düşünmüyor, hayvanları düşünmüyor. Bu şekilde tüfek taşınmaz. Askılı ya da askısız fark etmez. Ama askılı tüfekte en çok yapılan hata işte bu. Çünkü kol buraya çok rahat dayanıyor. Birçok arkadaşımı görüyorum. Bu şekilde taşıyor. Rica ediyoruz, özellikle orman içerisinde, çalının çırpının çok olduğu yerde şu taşıma yöntemini tercih etmeyin. Tamam. Fişek içindeyken kırıp böyle taşıyabilirsiniz. En güzel yöntemdir bu. Bunu yapamıyorsanız
Mutlaka ve mutlaka kapalıysa namlu yeri gösterecek şekilde ve dikkat ederseniz tetik mekanizması koltuk altında kalacak şekilde. Bunu askerlik yaptık. Hepimiz askerlik yaptık. Biliriz, bu şekilde taşınır. Bu etrafımızın, kendi emniyetimiz değil, etrafımızın emniyeti için. Önce etrafımızı düşüneceğiz ki etrafımızda bizi düşünsün. Askısız tüfekler tabii daha çok daha kolay taşıması, bizim açımızdan daha kolay. Dikkat ederseniz kırık, koltuk altında, insan içerisinde taşıma yöntemi bu. Bunun ötesinde bir yöntemimiz yok. Tetik mekanizmasını emniyete almamız lazım. Çevre etkenlerden. Birincisi, dikkat edin. Eğer sağ atışlıysak tetik mekanizmasını bu kolumuzla kavrayıp tüfeğimiz mutlaka yeri gösterecek şekilde üstten de tutup taşıyabiliriz. Eğer solsa tabii ki aynı şeyi sol kolumuzla yapmamız lazım. İnsan emniyeti dediğimiz gibi her şeyden önemli. Eğer birbirimizi takip ediyorsak, 2-3 kişi teksir halinde yürüyorsak, bıldırcın avında yürüyor isek, bunlar tabii ki çok farklı. Birimizin tüfeği sağ taraf yeri gösteriyorsa, birimizin tüfeği sol taraf yeri göstermek zorunda. Bunları ayarlamak, avcı çok rahat ayarlar. İşte tüfeğim sol taraf yeri gösteriyor, tüfeğim sağ taraf yeri gösteriyor. İki arkadaş yan yana yürüyorsak, birimizin tüfeği sağ tarafı, birimizin tüfeği sol tarafı göstermeli. Veya birbirimizi takip ediyorsak, birimizin tüfeği ön tarafı gösteriyorsa, öbürünün tüfeği bu şekilde arka tarafı gösterir, orman içerisinde. Bu çok basit kural ama mutlaka uygulamamız lazım. Değerli izleyiciler, tabii askısız tüfek de çok etkilidir. Askılı tüfekle ormanda dolaşmak biraz zordur. Her yere takılacak tabii doğal olarak. Çulluk avcısı, özellikle ormanda çulluk avlayan değerli abilerimizden, arkadaşlarımızdan ricam, eğer çulluk avına geleceklerse askısız tüfek taşısınlar. Çünkü askılı tüfek hakikaten sağa sola takılarak avcının elinden kurtulabilir, kazaya sebebiyet verecektir. Bence çok önemli. Kuş avcısı, bıldırcın, üveyik, hangi av olursa olsun, tahtalı, keklik, bence askısız taşımalı. Keklik avlarında, dağ yürüyüşlerinde belki askılı olursa hani faydalı olur, dağ çıkışlarında. Ama orada tabii o avın özel yapısından kaynaklanıyor. Yoksa askısız tüfek taşımak adına çok rahat. Tabii domuz avları veya diğer avlar, tavşan avlarında uzun yürüyüşler ve tek atışlık avlar olduğu için çoğunlukla silah boş sevk edilir. Postaya gidene kadar veya bekleme yerine gidene kadar. Dolayısıyla oralarda daha rahat taşınır askıyla. Bu avcıya kalmış ama kazaya sebebiyeti daha da azaltmak adına askısız tüfeği tercih etmek lazım. Değerli yaban televizyon.